Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile 14 Haziran Perşembe günü başladı. Son 16 takım belli oldu. 2 Temmuz Pazartesi gününün ikinci maçı Belçika-Japonya maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 18. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Belçika takımı 13 kere Dünya Kupası'na katıldı. Turnuvaya katılmak için 10 maç yapan ekip 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hücumda orta sahasındaki teknik adamlarla, topu kanatlara veya ortadan forvete akıllı paslarla gol bulabiliyorlar. Defansı ise rakip oyunculara yoğun pres uygulayarak yapıyorlar. Belçika'nın üst tura büyük ihtimalle çıkacaktır. Japonya takımı ise Dünya Kupası'na birçok kez katılan ekip, turnuvaya katılmak için gruptan lider çıkan tecrübeli ekip, paslı oyunuyla göz dolduruyor. Defans hattında ise iletişim eksikliği göze çarpıyor. Peki Belçika ve Japonya maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %68 oranla Belçika kazanabilir. %11 oran ile de Japonya maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 21. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.